Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz. İkinci döneme inanılmaz bir giriş yapacağız. Hepimiz hazırız, heyecanlıyız. Haydi bakalım başlıyoruz. İlk konumuz sayı problemleri ki bu dersin içerisinde bir de kesir problemlerine bakacağız. Haydi bakalım kullanım alanlarına ve bunu bitirdikten sonraki ödevlerimizi şöyle bir gözden geçirelim. Sayı problemlerinin kullanım alanları günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlerin çözümünü yaparken matematiksel ifadeleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bu ifadeleri matematiksel olarak göstermek için de cebirsel ifadeleri kullanıyoruz. Yani denklem kurmak ve çözmek günlük hayatta karşılaştığımız problemlerde bize yarar sağlıyor. Peki bu başlığı bitirdikten sonra yani sayı problemlerini tamamladıktan sonra biz burada derse noktayı koyduktan sonra senin ödevlerin ne olacak? 0'dan 9'a matematikle alakalı çalışma gerçekleştiriyorsan 162 ile 163. sayfaları çözmen gerekiyor. Dinamo matematiği çalışıyorsan eğer 145. sayfa ellerinden öper. Hadi bakalım biz başlıyoruz. Sayı problemlerinde problemi çözerken problemde verilenler ve istenenler belirleniyor. Önce buna bir bakıyoruz. Neler verilmiş, neler isteniyor? Önce bunları bir sınıflandırıyoruz. Ardından verilenleri matematiksel ifadeye çeviriyoruz. Bunu yaparken de cebirsel ifadeleri kullanıyoruz. Nedir bunlar? İşte x'ler, y'ler, z'ler bilinmeyen ifadeleri kullanıyoruz. Bunu oluşturduktan sonra oluşturduğumuz denklemi çözerek mevzuyu bitiriyoruz. Ki birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri zaten bunun için öğrenmişiz. Şimdi bir sayının 3 fazlası demiş. Nasıl göstereceğiz? X artı 3 diyeceğiz. Bilinmeyene x 3 fazlası dediğinden dolayı x artı 3. Peki o zaman şimdi sıra sende. Bir sayının 2 eksiğini nasıl gösterirsin? Bir sayıya yine x diyeceğiz. 2 eksiğinden x eksi 2 gelecek. Bir sayının 5 katı. Kat dediğimiz ifade çarpmayla gösterilecek. Dolayısıyla buradan karşılığı 5x gelecek. Bir sayının 2 katının 7 fazlası. Şimdi bak 2 katını öğrendik, 7 fazlasını öğrendik. Bunu bir birleştirmen lazım. 2 katı 2x artı 7 fazlası dediğinden dolayı artı 7 ilave ettim. 4 eksinin 3 katı. Önce neyi söylüyor? Önce 4 eksiği diyor. O zaman biz de gidiyoruz. X'ten bir 4'ü çıkartıyoruz. X eksi 4. Sonra 3 katı demiş. Çarpı 3 diyoruz. Bunu lütfen 3 katının 4 eksiğiyle karıştırma. 3 katının 4 eksiği deseydi 3x eksi 4 derdin. Ama burada x eksi 4 çarpı 3'ü kullandık. Çünkü önce 4 eksiği dedi. 4 eksiğini bulduk. Karıştırmamak için parantez içerisine aldık. Sonra 3'le çarptık. Bir sayının yarısı x bölü 2 olarak gösterebiliriz. Isınma turuyla şöyle bir başlayalım. Diyor ki hangi sayının diyor 3 katının 10 eksi 12 eksiği kendisine eşittir. Peki hangi sayının x 3 katının çarptım 3 ile 12 eksiği 12 çıkarttım kime eşit demiş? Kendisine. Kendisine x. Peki bu durumda 3x eksi 12 eşittir x denklemi çözmem lazım. Hatırlatma olarak söylüyorum. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafaydı. O zaman x'i bu tarafa, eksi 12'yi de bu tarafa gönderiyorum. Ne oldu burası? X karşı tarafa geçerken eksi x haline geldi. Eksi 12 de artı 12 olarak geçti. Şimdi 3x'ten x'i çıkarttığımda karşılığı 2x. 2x 12'ye eşitse x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 6 gelecektir diyoruz. Tamam, demek ki aradığımız sayı 6'ymış. Peki ısınmanın ikinci sorusunda ne demiş? Bir sayının x, 2 katının 2x, 5 fazlası artı 5. Hoca söyle yavrum. Şimdi bak bir şeye dikkat ettiğini farkındayım. Sorunun tamamını okumuyorum arkadaşlar. Şimdi problem çözerken burada bazı tekniklerden de bahsedelim. Çünkü bunlar ileride üniversite sınavına girerken yol su elektrik olarak karşına gelecek. Karşılığı şu an 13 soru. TYT sınavındaki karşılığı 13 soru problemler kısmı. Dolayısıyla burayı çok iyi oturtursan bak gerçekten benim kulaklarımı pozitif anlamda inanılmaz fazla çınlatırsın. Ya var ya dersin ki bu hocadan gerçekten öpüyorum yanaklarından dersin. Şimdi bak 2 katının 5 fazlası derken önce 2 katını okudum 2x dedim. Artı 5 dedi 5 fazlası dedi. Diyor ki aynı sayının x'in o zaman 1 eksiğinin x eksi 1 3 katı 3 ile çarpıyorum. Ve bunlar birbirlerine neymiş? Eşitmiş. Bunları birbirlerine eşitledim. Şimdi geri kalan kısım bu denklemi çözmek üzerine kurulmalı. 2x artı 5'i aynen yazdım. 3 malum paranteze ne yapılacak? Dağıtılacak. 3x eksi 3. 2x'i bu tarafa, eksi 3'ü bu tarafa gönderdiğinde eksi 3 karşı tarafa ne diye geçecek? Artı 3 diye. 5 ile toplandığında 8. 2x karşı tarafa eksi 2x diye geçecek. Dolayısıyla
3x'ten 2x'i çıkarttığında aradığımız x'in karşılığını ne bulmuş olacağız? 8 bulmuş olacağız diyoruz. Hadi bakalım bol bol problem çözeceğiz bugün. Haydi yardırmaya devam. Sorumuz diyor ki hangi sayının diyor 8 fazlasının yarısı? Bak burada durdum. Bir sayımız var. 8 fazlasını aldım. Yarısı dediği için 2'ye böldüm. 8 fazlası artı 8'i gerektirdi. Yarısı da bölü 2'ye. Aynı sayının x'in 4 katının 3 eksiğine eşitmiş. O zaman bunu da yazdık. Çek abi hemen içler dışları yapıştır. X artı 8 2 ile 4x eksi 3'ü çarptığımda 8x eksi 6 yapacak. X'i bu tarafa eksi 6'yı da bu tarafa atarsam. Eksi 6 artı 6 diye geçip 8'e toplandığında 14. X'i bu tarafa atıp 8x'ten çıkarttığımda 7x 14. Her tarafı 7'ye böldüğümde aradığım x'in karşılığında ne bulmuş olacağım? 2 bu kadar. Ardışık 5 doğal sayının toplamı 60 olduğuna göre. Şimdi güzel kardeşim ardışık sayıların ilişkisi nedir? Birer birer artarlar. X, x artı 1, x artı 2, x artı 3, x artı 4. 5 tane ardışık sayıyı yazdım. Diyor ki bunları diyor topla. Toplayalım. X, 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 5x. 4, 7, 9, 10. Evet buyurun. 5 ardışık sayının toplamı 5x artı 10 oldu. Bu kime eşitmiş? 60'a. Hop gönder onu karşıya. 60'tan çıkarttığında 50. Her tarafı 5'e böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 10. Benden istenilen en büyük sayı. Güzel kardeşim bu x, x artı 1, x artı 2, x artı 3, x artı 4'teki en büyük sayı kim? Tabii ki x artı 4. Dolayısıyla x yerine 10 yazdığımda 10 artı 4'ten aradığımız en büyük sayının karşılığı ne gelecektir? 14 gelecektir diyoruz. Diyor ki yine iki aşamalı bir sorumuz var. İki aşamalı derken aslında birbirlerine benzer nitelikte denklem kurmayı nasıl yaptığımızı gösterebileceğimiz iki tane soru. Toplamları 59 olan iki sayıdan birinin 2 katı diğerinin 50 eksiğine eşitmiş. Birinin 2 katı diğerinin 50 eksiğine eşit. Hocam iki tane sayı var demiş. O zaman biz acaba sayılara x ve y mi desek? Şimdi bak güzel kardeşim. Denklemleri kurarken bir bilinmeyenin üzerine kurarsanız çok daha efektif hareketler gerçekleştirirsiniz. Ama bazı denklemler vardır ki iki bilinmeyen kurmak zorunda kalırsın. Belki de onlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Diyor ki toplamları 59 olan iki sayı. Bir tanesini x seçelim. Diğerini de y seçelim. Bunların toplamları 59'muş. Diyor ki birinin 2 katı. X'in 2 katı. Diğerinin yani y'nin 50 eksiğine eşitmiş. Şimdi iki tane denklemim var. İki tane de bilinmeyenim var. Zamanın birinde birinci dereceden denklemleri çözüm metotlarını konuşurken işte yok etme konuştuk, yerine koyma konuştuk filan. Burada şunu yapacağım. Eksi 50'yi karşı tarafa atacağım. Bu arada ikinci denklem için konuşuyorum. Ne olmuş olacak buradan? Eksi 50 karşı tarafa artı 50 diye geçecek. Yani y dediğim ifadeyi 2x artı 50 olarak bulacağım. Peki bu bulduğum sarıya boyadığım kısmı getirip şurada yerine yazdığımda galiba denklemin çözümünü gerçekleştireceğim. O zaman bakalım. X artı y gördüğüm yere ne yazacaktım? 2x artı 50 yazdım. Bunların toplamları 59'muş. 50'yi karşı tarafa atıp bir taraftan da şu x'leri toplarsam buradan karşılığı 3x. 50'yi de karşı tarafa attığımda 9. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşısına 3 bulmuş olurum. Fakat soru kökünde benden ne istenmiş? Büyük sayı istenmiş. Toplamları 59 değil miydi bu sayılardan? Bir tanesi 3 ise diğeri de otomatikman 56 olacaktır. O zaman aradığımız büyük sayının karşılığı 56 olur diyoruz. Geldim diğerine. Ardışık 4 tek sayım varmış. Dikkat et. Deminki soruda, deminki dediğim bundan bir önceki soruda ardışık sayılar demişti. Nasıl seçmiştik? X, x artı 1, x artı 2, x artı 3 neyi devam etmişti? Birer birer arttırmıştık. Fakat burada ardışık 4 tek sayı demiş. Ardışık tek sayılar kaçar kaçar artar? İkişer ikişer doğru. O zaman burası x ise bir sonraki x artı 2, bir sonraki x artı 4, bir sonraki x artı 6 olacak. Burada duruyorum çünkü 4 tane sayı demiş. Diyor ki en küçük sayının, en küçük sayımız tabii ki x. Bunun 4 katının bir fazlası. X'i 4 ile çarpıp 1 ekliyorum. Diğer 3 sayının toplamına eşitmiş. Buyurun bunları da toplayalım. X, 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 3x. 6, 4 daha 10, 2 daha 12 geldi. Dolayısıyla bu da 3x artı 12 eşit. 3x'i atıp 4x'ten çıkartırsan burası x. 1'i karşı tarafa atıp 12'den çıkartırsan x'in karşılığı 11. Bizden istenen en küçük sayı. Yani x. Dolayısıyla biz de x'i zaten 11 bulduk. Geldik uzun uzun bir soru gözüküyor. Şimdi bak güzel kardeşim problemlerde ufak ufak şuna alış.
böyle paragraf gibi sorularla karşı karşıya kalacaksın. Bakalım, korkmadan yürüyoruz üstüne. Diyor ki, bir miktar bilyeyi Kübra, Leyla ve Merve kendi aralarında paylaşmışlar. Kübra'nın aldığı bilye sayısı, Leyla'nın aldığı bilye sayısının 3 katı, Merve'nin aldığı bilye sayısının yarısıdır. Şimdi bak, aktörlerimiz kimler? Kübra var, Leyla var, bir de Merve var. Kübra'nın aldığı bilye sayısı, Leyla'nın aldığı bilye sayısının 3 katı. Şimdi en azından ilk problemlerde şunu düşünmeni istiyoruz. Kim daha çok? Hocam, Kübra daha çok. Çünkü Kübra, Leyla'nın 3 katı kadar almış. Süper. O zaman az olan Leyla'ya x dersem, bu durumda Kübra'nın karşılığı 3x olacak. Fakat bu cümlede şunu algılamak lazım. Aynı Kübra, Merve'nin yarısı kadar almış. Kiminki çok? Merve'ninki çok. Çünkü Merve'nin yarısı Kübra'ya eşit. Kübra'nın 3x'i varsa Merve'nin 6x'i olmalı ki yarısı 3x olsun. Peki. Merve'nin bilyelerinin sayısı, yani 6x, Leyla'nın bilyelerinden, yani x'ten 75 fazlaymış. Arkadaşlar, 6x x'ten ne kadar fazla? 5x fazla. Bu 5x 75'e eşitmiş. O zaman her tarafı 5'e böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 15. Diyor ki, toplam bilye sayısını söyle bana. Hemen toplam bilye sayısını şöyle elde edelim. 3x x daha 4x, 6x daha 10x gelecek. Sen bu x yerine 15'i yazdığında 10 çarpı 15'ten demek ki bu paylaştırılan bilye sayısının toplamı ne gelecektir? 150. Lütfen bazı soruları geri çekip, ya hoca burada x 3x dedi, niye dedi? Bak, niyesiyle anlatıyorum. Oraları iyice oturtman lazım. Haydi bakalım, biz başka soruyla devam ediyoruz. Sorumuzda elinde belirli sayıda çorap ve poşet olan bir satıcı. Çorapları poşete üçerli koyarsa 2 çorap artıyormuş. Poşete üçerli koyarsa 2 çorap artıyormuş. Şimdi biz o zaman şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Mesela poşet sayısına x diyelim. X tane poşet var. Her poşete kaç tane koyuyor? 3. Peki artık poşetlerin içerisinde kaç tane çorap var diye sorsam, 3x demen lazım. Niye? Çünkü şöyle düşünüyor benim zihnim. Diyor ki, 3 tane poşet olsaydı, her birine 3 tane koysaydım, 3, 3, 3. Yani 3 kere 3'ten 9 yapardı. 5 tane poşet olsaydı, 3 kere 5'ten 15 tane toplam konulurdu. X tane poşet var, o zaman 3x tane poşete konulmuş çorabın var. Fakat 2 tane de çorap artıyormuş. O zaman artı 2. Bu 3x artı 2 neyi verdi biliyor musun? Toplam çorap sayısını verdi. Devam ediyorum o zaman. Dörderli koyarsa 3 poşet boş kalıyormuş. Kaç tane poşetim vardı? X tane. 3 tanesi boş kalıyorsa demek ki biz x eksi 3 tane poşet kullanmışız. Ve her birine gidip 4 tane koymuşuz. O zaman bunu çarparsam yine poşet neyi vermiş olacak? Çorap sayısını vermiş olacak. O zaman bunlar birbirine eşit. 3x artı 2, 4'ü dağıtırsam 4x eksi 12. X'i bu tarafa atıp 3x'den çıkarttım. X eksi 12 karşı tarafa artı 12 diye geçti. 2 ile topladığımda 14. Yalnız biz neyi bulduk biliyor musun? Poşet sayısını. Adam bizden ne istiyor? Bakalım hemen. Bizden diyor ki, çorap sayısını söyler misin? İster bu taraftan bulabilirsin, ister bu taraftan. Ben şu 3x artı 2 daha sempatik geldiği için oradan yürüyeceğim. 3 çarpı 14 artı 2 dersen, 3 çarpı 14 42. 2 de buradan gelecek. Dolayısıyla toplamda 44 tane çorap varmış diyoruz. Lütfen denklemi nasıl çözdüğüme değil, denklemi nasıl kurguladığıma odaklanın sevgili dostlar. Sorumuz, bir terzinin kumaş ölçmek için 40 santimetrelik ve 50 santimetrelik çubukları varmış. Bu terzi eşit uzunluktaki iki kumaşını çubuklarıyla eş uzunlukta eş parçaları ayırmak için 50 santimlik çubuğu kullanmak istiyor. Fakat kumaşlardan birini parçalarken yanlışlıkla 40 santimetrelik çubuğu kullanıyor ve fazladan 5 parça elde ediyor. O zaman biz şöyle giriş yapalım. Parça sayısına, parça sayısı x olsun. Bu x hangisi acaba? 50 santim kullandığımızda mı, 40 santim kullandığımızda? 50 santim kullandığımızdaki parça sayısı olsun. 50 santimetre kullandığımızda x tane parça. Şimdi soruyorum arkadaşlar, 50 santimetrelik 4 tane parçanız olsa kumaşın tamamı ne kadar olur diye sorsam şey dersin, 50, 50, 50, 50, 4 tane 50, 200 dersin. Yani 4 ile 50'yi çarparsın. Şimdi ben de diyorum ki, 50 santimetrelik x tane parçan var. Dolayısıyla 50 ile x'i çarparsan kumaşın uzunluğunu bulmuş olursun. Fakat
Sonra da bir şey daha söylendi. Dedi ki 40 santimlik de ölçmüş. Bu durumda 5 parça fazla elde etmiş. Yani x değil de x artı 5. Ne yaparak? 40 santimlik o çubukları kullanarak. O zaman 40 santimlik parçaların varsa x artı 5 tane parçan varsa bu durumda 40 ile x artı 5 çarparsan da demin yaptığımız gibi 50 ile x'i çarpmak gibi düşün. Parça sayısıyla her bir parçanın uzunluğunu çarptığınızda kumaşın toplamını elde edersiniz. Bu durumda 50 çarpı x'ten kumaşın uzunluğunu ya da 40 çarpı x artı 5'ten yine kumaşın uzunluğunu bulmuş olurum. Bu durumda burası 50x. 40'ı bir daha atalım. 40x artı ne yaptı orası? 200. 40x attım. 10x 200. Her tarafı böldüğümde x'in karşılığı buradan 20 geldi. Bizden istenen diyor ki terzinin parçaları ayırmak istediği kumaşlardan birinin uzunluğu. Yani kumaşın toplam uzunluğunu istiyor benden. İstersen 50x'ten İstersen 40 çarpı x artı 5'ten bulabilirsin. Fakat 50 çarpı x daha kolay gibi duruyor. X'i 20 bulmuştuk. X'in yerine 20 yazarsam 50 çarpı 20'den karşılığı ne gelecektir? 1000 santimetre gelecektir diyoruz. Fakat sorunun sonuna lütfen dikkat edin. ÖSYM'de bu tarz atraksiyonlar yapıyor. Metre sormuş metre. 1000 karşılığı ne? Santimetre. Bu durumda siz buradan 2 sıfır silerseniz buradan karşılığı 10 metre olacaktır diyor. Sorumuzun doğru cevabı 10'dur. Sorumuz diyor ki bir adam doğrusal bir yol boyunca hep 10 adım ileri 4 adım geri atarak ilerliyor. Her adım eşit boyda olan bu adam toplam 150 adım attığında kaç adım ilerlemiş olur? Şimdi bakın arkadaşlar 10 adım ileri 4 adım geri atarsanız ne olur? Şöyle göstereyim. 10 adım ileri gittiniz. 4 adım, o biraz fazla oldu görsel olarak ama 4 adım geri geldiniz. Yani toplamda 6 adım ileri gitmiş oldunuz. Toplam kaç adım attınız? 10 attınız ileri, 4 attınız geri. 14 adım attınız fakat 6 adım ileri gittiniz. Şimdi ne kadar istiyor? 150 adım. Şimdi 150 bunun tam katı değil. Şöyle yapacağız. 150'ye yakın bir kat belirleyeceğiz. Mesela 140. Evet. Yani bunun 10 katı. 140 adım atarsa 60 adım ileri gidecek. 60 adım ileri. Şimdi 140 adım attık ya, 150 olabilmesi için 10 adım daha atılmalı. Şimdi biz ne yapıyorduk kardeşim? 10 adım ileri, 4 adım geri. 10 adım ileri, 4 adım geri. En son bir şu 10 adımımız var. Onu nereye atacaksın kardeşim? İleri atacaksın. Sen zaten başladığın noktaya göre 60 adım ilerideydin. Bir de 10 adım ileri atarsan demek ki başladığın noktaya göre 70 adım ilerlemiş olursun diyoruz. Geldik bir kuyruk sorusuna. Diyor ki 36 kişilik bir kuyrukta bulunan bir kişi baştan 2n-5. Sondan 3r+2. Sıradaymış. En kaçtır? Şimdi benim bir sorum var. Sen bir kuyrukta olduğunu düşün. Sen kuyrukta baştan 13.sün kardeşim. Soru şu. Önünde kaç kişi var? Sakın 13 deme. Çünkü 13. sensin. O zaman senin önünde 12 kişi olmalı. Ya da tam tersinden bakalım. Sen sondan 10. olsan arkanda kaç kişi var? 10 kişi yok. Arkanda 9 kişi var ki 10.sü sensin. Dolayısıyla şimdi biz buradaki arkadaşı şu seçelim. Bu arkadaş baştan 2n-5'iymiş. Önünde kaç kişi var dersek bundan 1 çıkartman lazım. Yani bunun önünde 2n-6 kişi var. Sondan da 3n+2 ise bu durumda arkanda 1 eksiği kadar yani 3n+1 kişi var. Dolayısıyla bu kuyrukta önde 2n-6 bir de bu arkadaş var artı 1. Bir de arkasında 3n+1 kişi var. Ve bunların toplamı görüldüğü gibi 36 kişiye eşit olmalı. Eşittir 36. 2n ile 3n'i topladım 5n. 1, 1 daha 2, -6 ekledim, -4. -4'ü karşı tarafa atıyorum. Bu durumda 5n 40. N'in de karşılığı buradan ne gelecektir? 8 ki zaten bizden istenen oydu. Lütfen unutma. Sen sırada 15.ysen baştan önünde 14 kişi vardır. Sondan 9.ysen arkanda 8 kişi var. Yani bir eksi olarak düşünüyoruz. Burada da öyle yaptık. Diyor ki yeni sorumuz. İçinde 4 mavi, 6 sarı ve 7 kırmızı top bulunan bir torbada. Bir yazalım bunları. 4 tane mavi var. 6 tane sarı var. 7 tane kırmızı var. Tamam. En az kaç tane top çekilmeli ki bir mavi top garanti çekilmiş olsun? Şimdi bazen öğrenci diyor ki hocam ben çektim biliyor mavi bulurum. Güzel kardeşim çok şanslı olabilirsin buna bir şey diyemiyorum. Ama ve lakin burada mavi topun çekilebilmesi için yani garanti çekilebilmesi için bak öyle diyor.
garanti çekilebilmesi için kaç top çekmen lazım? Mavi topun garanti çekilebilmesi için torbada artık başka renkte bir topun kalmamış olması lazım. Yani önce şu 6 tane sarıyla 7 tane kırmızıyı, yani 13 topu çekmelisin. Artık içeride sadece mavi top kaldığına göre 14. kez topu çektiğinde mavi gelecektir. Tekrar söylüyorum. Sizden hangi topun garanti çekilmesini istiyorsa önce diğerlerini tüketmeniz lazım. Dolayısıyla 13 topu tükettin. 14.'ü çektiğinde, yani cevabım 14 demeye çalışıyorum. Sakın 13 top üzerinden yürümeyin. 14.'ü çektiğinde kesin mavi gelecek. Sorumuz der ki bir binadaki merdivenleri ikişer çıkarken x artı bir adım atan bir kişi üçer üçer inerken x eksi 5 adım atmış. Şimdi bakın ikişer ikişer çıkıyor, x artı bir adım atıyor, üçer üçer iniyor ve bu durumda x eksi 5 adım atıyor. Şimdi ben burada bir düşünmek istiyorum. Zihninizde mevzuyu sayısallaştırmaya çalışıyorum ki yapacağımız işin kıymeti olsun. Mesela siz bir merdiveni ikişer ikişer çıkıyorsunuz ve 20 adım atınca merdivenin sonuna geliyorsunuz. Merdiven kaç basamaklıdır desem şöyle mi yaparsın? Birinci adım attım 2, ikinci adım attım 4, üçüncü adım attım. Böyle yapmazsın. Dersin ki her seferinde 2 adım atıyorum zaten. Daha doğrusu 2 basamak çıkıyorum. Her adımda 2 basamak çıktığıma göre 20 defa yaptığıma göre 20 çarpı 2'den 40 basamak dersin. Ya da desem ki sana merdivenlerden üçer üçer iniyorsun kardeşim. 10 adımda indin. Ben derim ki 3 3 iniyorum. 10 kere de indim. 3 çarpı 10'da 30 basamak var dersin. Yani adım sayısıyla kaçar kaçar indiğini ya da kaçar kaçar çıktığını çarparsan toplam basamak sayısını elde edersin ki ben de orada bunu yapacağım. İkişer ikişer çıkarken x artı 1 adım atıyorsa bunları çarptığımda 2x artı 2 basamağın olduğunu anlarım. Üçer üçer inerken x eksi 5 adım atıyorsa 3 ile x eksi 5 çarptığımda elde ettiğim 3x eksi 15 de yine bize basamak sayısını verecek. Aynı merdivenden bahsettiğimiz için bu basamak sayıları tabii ki birbirine eşit olacaktı. 2x'i karşı tarafa atıp 3x'ten çıkartırsam x eksi 15 artı 15 diye geçecek. Dolayısıyla x'in karşılığı buradan 17 gelecektir. Yalnız biz şu an yani x'i bulduk. Biz basamak sayısını istiyoruz kardeşim. Basamak sayısı, özür diliyorum. Aslında basamak sayısı değil. Merdivendeki toplam basamak sayısı değil mi? Bunu istiyoruz. Dolayısıyla x yerine ister sağda ister soldakini yazan, ben soldakini tercih ettim. 2 çarpı 17 artı 2 dediğinde buranın karşılığı 36 gelir. Yani 36 tane ne var kardeşim burada? Basamak var. Diyor ki bu kişi merdivenleri birer birer çıkıp birer birer çıkacak ve inecek. Tamam. Birer birer çıkarsa 36 adım atmış olur çıkarken. İnerken de 36 adım atmış olur. Dolayısıyla 36 artı 36'dan karşılığı ne gelecektir? 72 gelecektir. Bu kadar. Lütfen unutma. Adım sayısıyla kaçar kaçar indiğini ya da çıktığını çarparsan basamak sayısını bulursun. Geldik bir başka soruya. Diyor ki 150 metrelik bir yolun her iki yanına başına ve sonuna dikilmek üzere 10'ar metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Bu yola kaç ağaç dikilmiş olur? Şimdi diyecek ki öğrenci ya böyle de kolay soru sorulmaz ki be kardeşim. 150'yi 10'a böl. 15 tane bir tarafa, 15 tane bir tarafa, 30 tane dedim patladın. Niye biliyor musun? Çünkü diyelim ki senin 10 metrelik bir yolun olsa ve sen bu ağaçları 5'er metre aralıklarla başa ve sona gelecek şekilde dikersen bak 5, 5, 10. 3 tane ağaç diktin. Ama senin mantığında onu 5'e böldüğünde 2 ağaç dikmeliydin. Unutma, aralık sayısı ağaç sayısından 1 eksik olmalı. Ya da tam tersi. Ağaç sayısı aralıktan ne olmalı güzel kardeşim? Bir fazla olmalı. Yani sen bu 150'yi 10'a böldüğünde elde ettiğin 15 kaç tane aralık olduğudur. 15 tane aralık varsa 16 tane bir tarafta, 16 tane de diğer tarafta, yani yolun iki tarafına da dizdiğimizi düşünürse, yani toplamda 32 tane ağaç dikilecektir diyoruz. Lütfen unutma. Sorumuz der ki bir miktar ceviz önce 15 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Kaç çocuk var? Yani keşke kaç çocuk olduğunu bilsem 15 ile çarparım toplam ceviz sayısını bulurum. İşte bu düşünceyle hemen başlıyorum. Kişi sayısı x olsun. X kişi olsun. X tane kişi olsun. Bu durumda 15 ile x'i çarptığında, yani kişi sayısıyla her kişiye dağıtılan miktarı çarptığında toplam ceviz sayısına ulaşmış olacağım. Daha sonra çocuklardan 5'i kendi fındıklarını diğer çocuklara eşit olarak paylaştırıyor.
Şimdi bir şey soracağım. Herkese 15 veriyorduk. 5 çocuk. 5 çocuğun kaç tane cevizi var ki? Hemen 5 çarpı 15'ten 75 tane cevizi var. Bu 75 tane cevizi kaç kişiye paylaştırıyor? Düşündün mü burayı? Düşündüysen devam ediyorum. Bizim toplam x kişimiz vardı. 5 kişi kendi haklarından feragat edince x eksi 5 kişi kaldı. İşte bu 75'i bu x eksi 5'e paylaştırıyor. Ve diyor ki çocuklar ilk paylarından 5 tane daha fazla ceviz almış. Yani 75 tane cevizi siz x eksi 5 kişiye paylaştırdığınızda bu 5'e eşitmiş. Herkese 5'er tane daha ceviz vermişler. Bu durumda içler dışlar çekersem 75 eşittir 5x eksi 25. Eksi 25'i atıp 75 ile topladığımda 100. 5x 100 ise x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 20. Bizden istenilen neydi? Dağıtılan ceviz miktarı. Neydi dağıtılan ceviz miktarı? 15x. X yerine 20'yi yazdığımda 15 çarpı 20'den karşılığı ne gelecektir? 300 gelecektir diyoruz. Lütfen bazı sorular durdurulup tekrardan bakılması gereken, bazı sorular tekrardan dinlenmesi gereken sorular. Bunlardan bir tanesi bu. Çünkü bu paylaştırma sorularıyla inanılmaz fazla karşılaşacaksın güzel kardeşim. Lütfen beni dinle. Bu soruya tekrardan bir baştan dön. Neyi nereye bağladım? Neyi neye böldüm? Lütfen iyice oturtmaya çalış. Hadi bakalım devam. Sorumuz diyor ki bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturursa 8 öğrenci. Bak güzel kardeşim. Kimi sorularda öğrencileri sıralara oturtacaklar. Kimi sorularda kuşları dallara konduracaklar. Kimi sorularda da emeklileri parktaki banklara oturtacaklar. Ama mesele hep aynı. Sıra varsa sıraya, kuş varsa dal varsa dallara, emekliler banklara oturuyorsa banklara x diyeceğiz. O zaman burada sıra sayısına x diyorum. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturursa 8 öğrenci ayakta kalmıştır. Bu arada ne yapman gerektiğini anlaman için burayla alakalı küçük bir nüans bırakayım. Bak güzel kardeşim. Diyelim ki sizin sınıfta 20 tane sıra var. Her sıraya 2 kişi oturuyor. Toplam kaç kişi var dedi ne yaparsın? 2, 4 yapmazsın. 20 sıra var diyor hoca. Her birinde 2 kişi oturuyorsa 20 çarpı 2'den 40 tane öğrenci vardır. Ben de öyle yapacağım. İkişer ikişer oturuyormuş. X tane sıra var. O zaman oturanlar 2x. Bir de yetmemiş 8 kişi ayakta kalmış. Artı 8. Bu 2x artı 8 sana neyi verdi kardeşim? Tabii ki öğrenci mevcudunu verdi. Diyor ki eğer bu öğrenciler sıralara dörder dördür oturursa 4 sıra boş kalacak. Şimdi bizim kaç tane sıramız vardı? X. Bunlardan 4 tanesini sınıftan atmışız gibi düşün. Geriye kaç tane sıranız kaldı? X eksi 4. Her birine 4 kişi oturuyorsa tabii ki sıra sayısıyla kaç kişi oturduğunu çarparsam yine neyi bulmuş olacağım? Öğrenci mevcudunu. Dolayısıyla 2x artı 8 4'ü dağıttığımda 4x eksi 16 işte. Eksi 16'yı karşı tarafa attım 24. 2x'i bu tarafa şutlayıp 4x'ten çıkartırsam 2x ve sıra sayısını x eşittir 12 buldum. Fakat benden sıra sayısı istenmiyor. Ya 2x artı 8'de ya da 4 çarpı x eksi 4 ile buradan sınıf mevcuduna gitmem isteniyor. 2x artı 8 üzerinden yürürsem 2 çarpı x'i ne bulmuştuk? 12 artı 8 dediğimde 24 artı 8'den sınıftaki öğrenci sayısını 32 bulmuş oluruz. Şimdi sayı problemlerinde son örneğim bu. Sonra ufak bir yavaştan kesit problemlerine geçeceğim. Diyor ki bir bilgi yarışmasında kurallara göre yarışmacılar her doğru cevaptan 60 puan kazanırken her yanlış cevaptan 40 puan kaybetmekteymiş. Bu bilgi yarışmasına katılan bir yarışmacı 30 soruya doğru cevap vererek. Ha bir dakika doğru değilmiş. 30 soruya cevap vermiş. Kaçı doğru? Bilmiyoruz. O zaman hemen şöyle yapıyoruz. Doğru sayısına x dersem yanlış sayısı bu durumda 30 eksi x olacak. Ay hocam 30 eksi x'i nasıl yazdın ya? Diyorsanız şöyle yazdım. Toplam kaç soru var? 30. X tanesi doğruysa 30 eksi x tanesi yani toplamdan doğruları çıkarttım. Geriye kalanlar yanlış oldu. Doğrular için ne oluyordu? Hemen bir okuyalım tekrardan. 60 puan kazanacağız. O zaman x tane doğru cevaplarsam 60x puan kazanmış olurum. Yanlışta ne oluyordu? 40 puan kaybediyoruz. Bir soruda 40 puan kaybediyorsam yanlış olan 30 eksi x soruda 40 çarpı 30 eksi x puan kaybederim. Kaybedeceğim için eksiyle işleme sokuyorum. Çünkü çıkartmam gerekecek. Ve bu işin sonucu nereye bağlanacak? 1300 puanla bu yarışmayı bitirmişiz. Peki denklemi çözelim. 60x eksi 40'ı çarpıyorum 30'da eksi 1200.
Eksi 40 da eksi x ile çarpıyorum. Artı 40x. Ve burası 1300. 60x, 40x daha ne kadar yapacak? 100x. Eksi 1200'ü karşı tarafa atıp 1300'e toplarsam buradan 2500. Şuradaki iki sıfırları silersek de x'in karşılığı buradan 25 olacak. Peki sorunun sonunda benden ne isteniyor? Diyor ki doğru cevap sayısı. Biz zaten başlarken doğru cevap sayısına x demiştik. O zaman bulduğumuz 25 bizim için doğru cevap olacaktır diyoruz. Şimdi yavaştan kesir problemlerine şöyle bir geçiş yapalım. Şimdi kesir problemleri başlığı içerisinde bu sefer 2 katı 3 katı demeyecek de 1 bölü 3'ü diyecek, 2 bölü 5'i diyecek. Ve kesir problemlerinle alakalı mantıkların anlaşılabilmesi için çok bomba bir yöntemim var. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi kesir problemlerinde bakalım denklem kurmayı nasıl gerçekleştireceğiz? Diyor ki bir sayının çeyreği. Çeyrek ne demek kardeşim? Çeyrek ekmekten aklına gelsin. Yarım ekmek 2'ye böldüğünde olur. Çeyrek ekmek 4'e böldüğünde olur. Yani çeyrek dediğimiz 4'te 1. O zaman bir sayının 4'te 1'ini x bölü 4 olarak gösterebiliriz. 3'te 2'si. 3'te 2'si nasıl yazılıyor ya? 3'te 2'si. Ha yani 2 bölü 3'ünü istiyormuş. Bir sayının 2 bölü 3'ünü 2x bölü 3 olarak gösteriyoruz. Bir sayının 2 bölü 5'ini nasıl gösteriyoruz o zaman? 2x bölü 5 ve bizden 1 eksiğini istemiş. Eksi 1 diyorum. Dikkat et şimdi. Önce 2 fazlası diyor. O zaman x artı 2. Sonra 3 bölü 8 diyor. Çarpı 3 bölü 8. Hikaye budur. Bir sayının yarısının yani x bölü 2'nin 1 bölü 7'si. Bak güzel kardeşim. Yarısının 1 bölü 7'si dedi. Yarısını buldum. 1 bölü 7 ile çarptım. Bir sayının 2 bölü 3'ünün 3 bölü 5'i dese x çarpı 2 bölü 3 çarpı 5, 3 bölü 5 deyip devam edecek. Kesirleri yan yana koyup çarpıyoruz bu tarz sorularda. Diyor ki bir kitabın sayfaların önce 1 bölü 3'ü sonra 2 bölü 7'si okunduysa toplam sayfa sayısına şimdi bu niye burada var biliyor musun? Hani dedim ya işini kolaylaştıracak bomba bir yöntemim var diye. Kesir problemlerini çözerken sevgili dostlar böyle bir sayının ifadesi üzerine konuşmuyorum. Gerçekten kesir problemi olanlarda şunu yapıyoruz. Paydalara bakıyoruz. Bir paydada 3, diğer paydada 7 var. Bunların ortak katını alıyoruz. 3 ile 7'nin ortak katını 21. O zaman kitabın tamamına 21x demek soruları biraz daha kolay çözmemizi, rasyonel ifadelerden daha seri bir şekilde kurtulmamızı sağlayacak. Az sonra göreceksin. Hadi bakalım. Sorumuz diyor ki 72 sayısının 3 bölü 8'i kaçtır diyor. 72 sayısının 3 bölü 8'ini bulmak için 72 3 bölü 8'e çarparım. 72 ile 8 sadeleştirdim. 9, 3 çarpı 9'dan hop 27. Hangi sayının x? 4 bölü 13'ü yazdım. X çarpı 4 bölü 13, 12'ye eşitmiş. Şimdi bak güzel kardeşim burada işler dışlar çekebilirsin. Eyvallah da bu tarz denklemlerde şunu halletmen lazım. Sadeleştirirsen işlemlerin daha kolay olur. 13 ile 12'yi çarpman gerekecekti. Şimdi artık yok. 13 ile 3'ü çarpsan soruyu bitiriyorsun. X'in karşılığı buradan 39. Hangi sayının 15 eksiğinin x eksi 15? 4 bölü 9'u 4 bölü 9 çarpı 4 bölü 9 eşittir. Kendisine eşittir diyor. X'e eşittir. Burada 4'ü bu paranteze 9'u da içler dışlar çarpımı yapabilmek durumunda buradaki x'e çarpacağım. 4 ile x eksi 15 çarparsam 4x eksi 60. 9 ile de x'i çarparsam buranın karşılığı 9x. Attım bunu karşıya. 9x'ten 4x'i çıkarttığımda 5x. Her tarafı 5'e böldüğümde de x'in karşılığı buradan eksi 12 gelecektir diyoruz. Sorumuz diyor ki bir fabrikada çalışanlarla ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Çalışanların 2 bölü 3'ü kadınmış. Kadınların 3 bölü 4'ü üniversite mezunuymuş. Bak hani 21x ile alakalı bir mevzu konuştum ya. Artık zamanı geldi. Bir sayını falan demeyip sana ciddi ciddi bir kesir problemi sorduğunda buradan yürüyeceğiz. Arkadaşlar paydalara bakıyorum 3 ile 4. Yani bunların ortak katı 12. Yani bu fabrikadaki çalışan tüm insanlara, çalışanların tamamına 12x diyorum. 3 ile 4'ün ortak katını al. Şimdi başlıyorum. Çalışanların 2 bölü 3'ü kadınmış. 12x'in 2 bölü 3'ünü alalım. 12 ile 3'ü sadeleştirdim. 4, 8 ile de 2 ile de 4'ü çarptım. 8x. Bunlar kim? Kadın. Devam ediyorum. Kadınların yani 8x'in 3 bölü 4'ü. Hemen 3 bölü 4'ünü hesaplıyorum. 8'i 4'ü sadeleştiriyorum. 2, 2 ile 3'ü çarptığımda 6x. Bunlar da üniversite mezunuymuş. Peki. Buna göre bu fabrikadaki üniversite mezunu kadın çalışan sayısı yani 6x erkek çalışan sayısının oranını istemiş. Bak canımın içi. Kaç tane kadın vardı? 8x. Toplam ne kadar çalışan vardı? 12x. O zaman ben bu
12x'ten 8x olan kadını çıkartırsam bu 4x ne olacaktır erkek? Kimi kime oranla diyor? Diyor ki üniversite mezunu kadın sayısı yani 6x'i erkek çalışına oranla diyor. Ben de bunları sadeleştiriyorum. X'ler gidiyor. 6 ile de 4'ü 2 ile sadeleştirdiğimde aradığım oranın karşılığı 3/2 gelecektir diyor. Sorumuz diyor ki Nilay bir soru bankasındaki soruların ilk gün 1/10, ikinci gün 1/7, üçüncü gün ise 1/3'ünü çözmüş. Hemen paydalara odaklanalım. 10 var, 7 var, 3 var. Bunların ortak katı 10 ile 7 çarptım 73 ile çarparsam 210. 210x bu soru bankasındaki tüm sorular olsun. Birinci gün ne oluyor? Birinci gün 1/10'u çözülüyor. 210x'in 1/10'u. Çıp çıp gitti bunlar. 21x çözmüş. İkinci güne geliyorum. İkinci gün 1/7'sini 210x çarpı 1/7. 210 ile 7'yi sadeleştirdiğinde burada 30 kalacak. Demek ki 30x. Üçüncü güne geliyorum. Üçüncü gün yine 210x'in bu sefer de 1/3'ü. Bunları sadeleştiriyorum. Burada 70 kalıyor. Demek ki 70x. Nilay'ın çözmediği 178 soru kalmış. Önce çözdüklerine bir odaklanalım. 70, 30 da burada. 100, 121x çözmüş arkadaşlar. 121x bu çözdü. Peki toplam ne kadar soru vardı? 210x. E çıkaralım. 0'dan 1 çıkmaz. 10'dan 1 çıktı. 9. Burada 20 kaldı. 89. 89x kalmış. İşte bu kalan 89x 178'e eşit. Her tarafı 89'a böldüğümde x'in karşılığı buradan 2 olacaktır. Peki soru ne soruyor? Soru bankasındaki toplam soru sayısını soruyor. Toplam soru sayısı neydi? 210x'ti. X yerine gidip 2 yazdığımda bu durumda 210 çarpı 2'den buranın karşılığı 420 olacaktır. Yani soru bankasında 420 tane soru varmış. Lütfen 210x'te başlamamız hiçbir kesim mezununa bulaşmadan tam sayılarla bu işi yürümemizi sağladı. Lütfen buna dikkat edin. Sorumuz diyor ki bir markette bir miktar cevizin ilk hafta 2/5'i, ikinci hafta kalanın oba. Hocam niye oba ya? Demin de böyle bir soru. Yok, deminki öyle değil. Deminki sürekli o soru bankasının başlangıçtaki 210x'i üzerinden soruluyordu. Burada kalanın diyor. Hocam ne değişir? Bakalım ne değişecek. Önce paydalara bir bakalım. 5, 3, 4 ne diyeceğiz buna? 60x. Ne bu 60x? Cevizin tamamı. Birinci hafta. Birinci hafta cevizin 2/5'i satılmış. O zaman 60x çarpı 2/5. 5 ile 60'ı sadeleştirdim. 12. 12 ile 2'yi çarptığımda 24x geldi. Bu cepte. Bu birinci hafta satılan. İkinci hafta şimdi ne olur dikkat. Bak ne dedi? Kalanın. Önce kalanı bulman lazım. 60x'ten 24x'i çıkartıyorum. 36x de bahsediyor. 36x'in 1/4'ü satılmış. 36 ile 4'ü sadeleştirdim. 9 demek ki ikinci hafta 9x satmışız. Üçüncü haftaya geliyorum. Üçüncü hafta yine aynı kelimeyle devam ediyor. Kalanın diyor. 36x'in vardı 9x'ini sattın. 27x'in kaldı. Ve bu 27x'in 1/3'ünü satıyor. Yine 9x. Bu durumda soruyorum. En son ne kadar kaldı? En son 27x kalmıştı. 9x'ini satınca 27'den 9'u çıkarttın. 18x kalacak. Bu en son kalan. Ve soru şöyle devam ediyor. Markette 90 kilogram diyor ceviz kaldı. Demek ki bu 18x 90'a her tarafı 18'e böldüğümde x'in karşılığında ne bulmuş olacağım? 5. Diyor ki başlangıçtaki ceviz miktarı 60x'ti. 60 çarpı 5'ten de demek ki başlangıçta bu markette toplam 300 kilo ceviz varmış. Sorumuz der ki Selin'in kullandığı cep telefonu ile 1 saat oyun oynamanın tamamı dolu pilin 1/5'ini bitiriyormuş. 1 saat oyun oynarsa 1/5. 1 saat 4G ile internete bağlanmak tamamı dolu pilin 1/8'ini tüketiyor. Biz bu tamamı dolu olan pilin tamamına 40x diyelim. Son 40x nereden çıktı hocam? 5 var, 8 var. Oradan çıktı. 40x hemen bakalım. Oyun 1 saat. 40x'in 1/5'i. 1 saatte 8x tüketiyor anlamına gelir. İnternet diyelim. Bu da 1 saat. O da 1/8. 40x'i 1/8'e çarparsam o da 5x'miş. Şimdi bunları yazdım.
Pi seviyesi %65 olan 40x'in %65'ini bir hesap edelim. Şimdi ben şu sıfırla şunu gönderdim. 4 ile 65'i çarparsam 260x bölü 10 yapacak. Yani 26x. Bu neymiş 26x? Pi seviyesi %65 olan. Yani içeride 26x'lik bir batarya var. Diyor ki 2 saat diyor oyun oynasın. Güzel kardeşim, 1 saatte 8x tüketiyorsa 2 saatte 16x tüketecek. Oyun oynadıktan sıkılıp 4 kere internete bağlansın diyor. Şimdi bak, 16x'i harcadık. Zaten ne kadarımız vardı? 26x. 16x'i gitti, geriye kaldı 10x. Senin aralıksız en fazla kaç saat interneti kullanabilir diyor. Elimde kalan son kısım 10x'lik bir şarj. 5x her bir saatte tüketiyorsa 10x'i 5x'e böldüğümde 2 saat internetten sonra telefon Zortingenstreisen. Sorumuz diyor ki bir öğrenci elindeki kitabın önce 1/3'ünü okuyor. Ardından 40 sayfa daha okuyor ve kitabın 1/2'sini okumuş oluyor. Hemen kesirlerin faydalarına odaklanıyorum. 2 ve 3 dolayısıyla 6x diyorum kitabın tamamına. Kitabın önce 1/3'ünü okumuş. 6x çarpı 1/3 eşittir 2x'ini okumuş. 2x'i okuduktan sonra üstüne bir 40 sayfa daha okumuş. Ve bu durumda 1/2'sini okumuş. 1/2 ne demek? Yarım demek değil mi? 6x'in yarısı ne kadar olacak? 3x. Demek ki 40 sayfa daha okuduğunda toplam okuduğu 3x olacak. Ay hocam, nereden çıktı o 1/2'nin 3x olması? Şuradan 6x ile 1/2'yi çarptığımda 6 ile 2'yi sadeleştirsem 3x gelecek. Hop, gönder kardeşim karşıya. X eşittir 40 oldu. Kitabın sayfa sayısı sorulmuş. 6x demiştik. 6 çarpı 40'tan, çünkü x'i 40 bulduk. Buradan da karşılığı 240 sayfa gelecektir kitabın tamamı. Bak, gerçekten tıkır tıkır gidiyor mevzu. Tıkır tıkır giderken en önemli meselemiz paydadaki sayıların ortak katını alıp soruyu düzgün bir şekilde ilerleyip ona göre denklemini kurmak. Lütfen buna dikkat. Bir başka kesir problemiyle karşınızdayız. Diyor ki bir sınıftaki öğrencilerin 3/5'i erkekmiş. Sınıftan 5 kız, 4 kız, 5 erkek, 4 kız öğrenci ayrılınca sınıf mevcudun 5/8'i erkek olmuş. Nasıl başlayalım? Bence 40x diyelim sınıfa. Hocam 40x nerede? Ha bak, hala soruyorsan çok ayıp ediyorsun. 5 ile 8'in ortak katından. 40x mevcut. 40x'in 3/5'i erkek. Bir bakalım şimdi. 5 ile 40'ı sadeleştirdim. 8. 3 ile çarptığımda 24x erkek. Şöyle yapalım. Erkekler 24x. Kızlar 40x'i sınıfın tamamı. 24x'i çıkartırsam geriye 16x kız kalacak. 5 erkek. 5 erkek gitti. Sakın 19x yazma. 24x'ten 5 çıkartırsak 24x eksi 5 olur. 4 tane kız. 16x eksi 4. Diyor ki sınıf mevcudunun. Şimdi sınıf mevcudu ne kadar oldu bir bakalım. Sınıf mevcudu 40x eksi 9 oldu. Bu 40x eksi 9'un 5/8'i 5/8'e çarpıyorum. Erkekmiş. Yani 24x eksi 5. Şimdi bu 5'i biliyorsun bundan önceki sorulardan bir tanesini ne yaptım? Paranteze bu 8'i de bu şekilde dağıtacağız. 5 çarpı 40'tan 200x. 5 çarpı 9'dan 45. 8 ile 24'ü çarparsam buradan karşılığı 192x. 8'e de 5 çarpımda 40 gelecek. 192x'i karşı tarafa gönderdim 8x. Eksi 45'i de bu tarafa attığımda güzel kardeşim artı 45 diye geçecek 5 olacak. 8x 5. 8x 5. X o zaman 5/8. Zehir zehir. Şimdi geldim buraya. Sınıftaki kız öğrenci sayısı. Kız öğrenci sayısı ama başlangıçta. Burayı sormuş. O zaman x yerine 5/8'imizi yazdığımızda bunlar gider. 2 çarpı 5'ten 10 gelir. Şimdi bazı soruların altına yorumlar geliyor. Diyor ki filanca dakikadaki soruda şöyle yapamaz mıydık? Oraya hani yazdırtmamak için bir şey söyleyeyim. Hocam diyor çocuk. 8x diyor 5 zaten. Ben diyor x'i bulmam diyor. 16x diyor 2 katı. O zaman 5'in diyor 2 katını alınca diyor zaten diyor 10 olmaz mı? Çok haklısın. Sorumuz diyor ki bir öğrenci testteki soruların önce 1/3'ünü sonra kalan soruların dikkat et kalan diyor 1/4'ünü cevaplamıştır. Bu öğrenci 24 soru daha cevaplasaydı testteki soruların 5/6'sını cevaplamış olacakmış. O zaman başlıyorum. 3 var, 4 var, 6 var. Nerede buluşur bunlar? 24x'te buluşurlar. 24x testin tamamındaki soru sayısı olsun. 24x'in önce 1/3'ünü çarptım bunu 8x oldu. Dikkat et.
kalan diyor. 24x'ten 8x'i çıkarttığımda 16x kalan soru. Sonra kalan soruların 1 bölü 4'ünü cevaplamış. 16x'in 1 bölü 4'ü. 16 ile 4'ü sadeleştirdim, 4x. Şu an ne kadar kaldı? 12x kaldı. Diyor ki 12x'ten kalan soru 24 daha cevaplasaydı 12x eksi 24 kalırdı. Şimdi ters köşe yapmaya çalışıyor, dikkat et. 5 bölü 6'sını cevaplamış olacaktı diyor. Yalnız biz kalanlara bakıyoruz. Cevapladıklarına değil ki. 5 bölü 6'sını cevaplamış oluyorsa birden, yani tamdan 5 bölü 6'yı çıkartımda 1 bölü 6'sı kalmış olur. 24x'in 1 bölü 6'sına eşit olacak o zaman bu kalan sorular. Bu durumda 12x eksi 24, 24x 6'yı sadeleştirdiğinde 4x, 4x'i karşı tarafa atıp 12x'ten çıkartırsam 8x eksi 24'ü diğer tarafa attım. Her tarafı 8'e böldüğümde x'in karşılığı 3 buldum. Testteki toplam soru sayısı 24x'ti. X yerine 3 yazarsam 24 çarpı 3'ten karşılığı 72 olacaktır. Bu sorunun bana anlattığı, beni uyardığı şey şu. Bakın, testteki soruların önce 1 bölü 3'ün cevaplıyor. Sonra kalanların 1 bölü 4'ün cevaplıyor. Ha, bu öğrenci 24 soru daha cevaplasaydı testteki soruların 5 bölü 6'sını cevaplamış olacaktı. Hmm. 12x kaldı. Nasıl kaldı? 12x'ini cevapladı. 24x'ten 12'sini cevapladı. 12x kaldı. 24 tane daha cevapladı. Ne kadar kaldı? Bak dikkat et ifademe. Kaldı diyorum. Dolayısıyla 12x 84 kaldı. Burası kalansa, kalan sorularsa eşitliği sağlayabilmek için buranın da kalan olması lazım. Ama 5 bölü 6 bize ne olarak verilmiş? Cevaplamış olarak verilmiş. Dolayısıyla kalan 1 bölü 6 olacaktır diyerek yürüdük. Yani eşitliğin sol tarafına hangisini yazıyorsan, cevaplanmış yazıyorsan sağ tarafı da cevaplanmış yazmalısın. Sol tarafa kalanı yazıyorsan sağ tarafa da kalanı yazmalısın. Bunun altını çizmeye çalıştım, ne olur dikkat. Sorumuzda diyor ki bir telin bir ucundan 1 bölü 6 kesildiğinde telin orta noktası 8 cm kayıyormuş. Şimdi bak, bir kere hani biz tele ne kadar diyelim sorusuna karşılık paydaya bakıp 6 demeyelim. Orta noktası dediğimiz şey böyle ikiye böleceğinden dolayı bir de 1 bölü 2 varmış gibi düşünelim burada orta noktasında. Dolayısıyla 2 ile 6'yı düşünerek bu telin tamamını arkadaşlar 12x diyorum. Tam orta noktası ise 6x. İnci nokta. Sonra 12x'in 1 bölü 6'sını bir hesap edelim. Bakalım ne kadar kesiliyor. 12 ile 6'yı sadeleştirdim. 2x'i kesildi. Yani artık ne kadarlık bir telimiz var? 10x. Peki orta noktası nereye kaydı? 5x'inci yere kaydı. Evvelden 6x'inci noktaydı. Şimdi 5x'inci nokta. Yani ne kadarlık bir kayma var? X kadar. Bu bize göre. Soruya göre ise 8 santim. O zaman x 8'miş. Demek ki x yerine 8 yazarsam 12 çarpı 8'den başlangıçtaki tel 96 santimetreymiş. Diyor ki telin bir ucundan 1 bölü 12'si kesildiğinde orta nokta kaç santimetre kayar? Hemen başlıyorum. 96 santimetrelik bir telimiz var. Ortası 48. santim. 96'nın 1 bölü 12'sini kesersem 96'nın 12'yi sadeleştirme 8 gelir. 8 santimini kestiğimde 96 eksi 8'den 84 santimetre mi kalmış olacak? Bir bakalım. 96'dan 8 çıkınca 84 olur mu ya? 88 kalacak. 88'i yazdım. 88'i 2'ye böldüğümde ortası 44. santim. Ne kadarlık kaydı? 48'den 44'e 4 santimetrelik bir kayma var. Geldik bir başka soruya, çok önemli soru tiplerinden bir tanesi. Hemen hemen her dokümanda karşına çıkacak. Diyor ki bir kesim değeri 1 bölü 2'dir. Ne yapacağız? X yazacağız. Buraya da 2x yazacağız. Çünkü sadeleştiğinde 1 bölü 2 oluyor. Ama x'i yazmam lazım. Çünkü bir şeyler ekleyip bir şeyler çıkartacağım. Diyor ki bu kesirin payında, yani üsttekinden 2 çıkartıyoruz. Üst taraf x eksi 2 oldu. Paydasına da 1 ekliyoruz. 2x artı 1 oldu. Ve bu ifade neye eşit olmuş? 2 bölü 3'e. Oh, denklemi kurduk, tadından yenmez. İçler dışlar çarpımını yapıyorum. 5x eksi 10 eşittir 4x artı 2. 4x atıyorum x. Eksi 10 atıyorum 12. Dolayısıyla x 12 bulduk. Diyor ki ilk kesin paydası payından kaç fazladır? Hemen yazalım. X gördüğüm yeri 12 yazarsam burası 12 bölü 24 yapar. Payda 24. Pay 12'den tam tamına 12 fazladır. Sorumuz diyor ki belli bir yükseklikten bırakılan bir top yere her vuruşunda
bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 5'i kadar yükselmektedir. Bakın biz x metre yükseklikten ya da x santimetre yükseklikten bıraktığımızda ilk vuruştan sonra x çarpı 2 bölü 5 kadar. İkinci vuruşta ise çarpı 1 2 bölü 5 daha kadar. Üçüncü vuruş deseydi 1 çarpı 2 bölü 5 daha devam ederdik. İşte bu ifade 32 santimetreye eşitmiş. 2 çarpı 2 4. 32 ile sadeleştirdim, burası 8. Burası x bölü 25 oldu. Burası 8. 25 dedi, 8'i çarptığımda x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 200. Demek ki başlangıçta 200 santimetre yükseklikten bırakılmış. Lütfen unutma. Başlangıçta bırakılana x dedik. 2 bölü 5'i kadar yükseliyormuş. Her vuruşta 2 bölü 5, 2 bölü 5, 2 bölü 5 çarparak devam ediyoruz bu tarz sorularda. Sorumuz diyor ki iki sayının çarpımı 180. Yazalım. X çarpı y eşittir 180. Bu sayılardan biri 1 bölü 4'ü kadar azaltılıp diğeri 1 bölü 5'i kadar arttırılıyor. Şimdi burada bir duralım. Çünkü ben aslında bu sayıların bir tanesini x değil 4x seçmeliyim. Niye? Çünkü biraz sonra 1 bölü 4'ünü alırken kolaylık olsun. Diğerini de y değil 5y seçmeliyim. 1 bölü 5'ini alırken kolaylık olsun. O zaman sayılardan bir tanesi 4x, diğeri 5y. 4x ile 5y çarpımı 180. Burasını bir toparlayalım. 20xy eşittir 180. Her tarafı 20'ye böldüğümde x çarpı y 9. Ama sayılarımızdan bir tanesi 4x, bir tanesi de 5y. Şimdi 4x sayısını bir tanesi dediğimiz o sayı olsun. 1 bölü 4'e kadar azaltalım. 4x'in 1 bölü 4'ü ne kadar? Hemen bakalım. 4x çarpı 1 bölü 4 eşittir ne gelecek? X. X kadar azalttık. 4x'i x kadar azaltırsan 3x olur. Diğerinde 1 bölü 5'i kadar. 5y sayısının da 1 bölü 5'ini bir hesap edelim. Buradan da y geldi. 5y'yi de y kadar arttırırsan 6y olur. İşte bunların çarpımlarını soruyor. 3 çarpı 6 18 çarpı x çarpı y. X çarpı y'nin de gördüğün gibi 9 olduğunu bulmuştuk. Hemen gidiyorum yerine yazıyorum. 18 çarpı 9 oldu. Buradan da karşılığı 162 olacaktır elde edilen yeni sayıların çarpımları. Şimdi sayı problemleri ve kesir problemlerini bitirdik ama lütfen sizden ricam denklemin nasıl kurulduğunu, adım adım nasıl şekillendiğini çok iyi öğrenmeye çalışın. Çünkü denklemi çözme kısmı herkesin 3 aşağı 5 yukarı yapabildiği yerlerden bir tanesi. Önemli olan problemi anlayıp denklemini ona göre inşa edebilme. Bu kısım üzerine biraz yoğunlaşırsanız hem 9. sınıfın 2. dönemine iyi bir başlangıç yapmış olursunuz, hem de bir taraftan ileride gireceğin üniversite sınavına inanılmaz iyi bir yatırım yapmış olursun. Lütfen yaz döneminde bile problemleri bol bol çözerek kendini geliştirmeye çalış diyor ve ödüllü soruya geçiyorum. Önce geçen dönemin son dersinin ödüllü sorusu, ardından da bu dönemin ilk ödüllü sorusuyla karşınızdayız. Ödüllü sorumuzda demiştik ki sinem uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan aynı uzunlukta iki ip alıyor. Bu ekipten birini uzunlukları 2, 3, 5 sayılarıyla orantılı olacak biçimde 3 parçaya, diğerini de uzunlukları 3 ve 4 sayılarıyla orantılı olacak şekilde 2 parçaya ayırıyor. O zaman burasını şöyle düşünebiliriz. 2K, 3K, 5K. Burasını da 3T, 4T olarak düşünebiliriz. Ki bunların toplamları ilk parça 2K, 3K, 5K'nın toplamı ne kadar yapıyor? 10K. Diğerinki ise 7T yapıyor. Bu uzunluklar birbirine eşit. Nereden anladın hocam bunların eşit olduğunu? Öyle diyor. Aynı uzunlukta iki ip üzerinden gerçekleştirmiş bunları. Peki bu 5 parçanın her birinin uzunluğu metre cinsinden tam sayı olacakmış. O zaman K'ya 7, T'ye 10 verirsem bu durumda burası 14, burası 21, burası da 35 olacak. Bu durumda da burası 30, burası da 40 gelmesi lazım. Bunları topladığımızda 14, 21, 35, 70 yapar. 30 ile 40'ın toplamı da 70 oluyor. Diyor ki bu 5 parçadan en uzun olanı. Bu 5 parçadan en uzun olanı 40. En kısa olanı 14. Bunların arasındaki farkın alabileceği en küçük değer ise zaten bu verdiğim değerler en küçük. Nereden biliyorsun hocam? Çünkü biz burayı istesek 14'e 20 de verebilirdik. Sayıları büyütürdük, dolayısıyla aradaki fark açılırdı. 40 ile 14 arasındaki farkın karşılığı 26'dır diyoruz. Ve geldik bu dersin ödüllü sorusuna. Bir müzik yarışmasına başvuru yapan kişilerin 1 bölü 3'ünün başvurusu kabul edilmemiş. Başvurusu kabul edilen kişilerin ise 2 bölü 5'i yapılan seçmelerde başarısız olup elenmiş. Başvurusu kabul edilerek yapılan seçmelerde başarılı olan kişi sayısı 144 olduğuna göre bu müzik yarışmasına başvuran toplam kişi sayısı kaçtır diyoruz. Ve
kesinlikle cevapları yığın kardeşim. Herkes uğraşsın bu soruyla. Cevap bekliyorum, cevap. Problemler çalışa çalışa geliştirilir. Tek çıkar yolunuz bu. Dolayısıyla hadi bakalım bu dersle beraber ikinci döneme zımba gibi bir başlangıç yapalım. Bol bol problem çözmeyin. Ne olur ihmal etmeyin. Hocam çok taktım bu problemlere. İnan bana kıymetini ileride çok anlayacaksın. Haydi bakalım görüşürüz bir dahaki derste. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.